Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Karıl. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla sizlerle birlikteyiz. Kanalda seri haline getirdiğimiz gizlice yayıncıların hesabına girmenin artık kaçıncı bölüm oldu bilmiyorum ama en son bundan 2 hafta öncesine kadar sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi Jezzy'nin hesabına girdik ve hesapta ne kadar UC varsa hepsini harcadık. Aferin. Zaten bu seriyi çok seviyorsunuz, yayıncıları da çok seviyorsunuz ve bu seriye özel kesinlikle bir 8000 like'ımız var. Alttan hemen hızlı bir şekilde like atmayı unutmayın. Çünkü atacağınız like'lar arkadaşlar bizim daha yüksek YouTuber'lara ulaşmamızı sağlayacak. O yüzden like'larınız çok önemli. Ben zaten kendi videoma like atıyorum. Sen atıyor musun? Ben like atıyorum. Yorum atanlara da kalp atıyorum. Bu kadar. Aynen öyle. Bu kadar basit arkadaşlar. Ve abone olmayı mutlaka unutmayın. Çok yakın bir zamanda 800.000 abone ulaştık. Bunun için sizlere çok teşekkür ediyorum. Daha önce bu konsepte konuk aldığımız Doğu Kambani, Jezzy ve bir kişi daha vardı sanki. Baro vardı. Baro vardı. Evet, bu sefer 4. hatta 5. kurbanımız. Hemen şöyle ekranlarımızda. Ben zaten görüyorum. Adem de görüyor. Az sonra sizlere de göstereceğiz. Ne diyorsun bu isme? Ben ne diyorum biliyor musun? Bu isim çok yakın zamanda sana bir... Evet, evet. Arkadaşlar aslında bu video bir intikam videosu. Hatta var ya ne kadar kinim, ne kadar nefretim varsa hepsini bu adamın üstünde boşaltacağım. Çünkü bundan 2-3 gün öncesine kadar bana bir pusu kurdu. Ben daha fazla uzatmıyorum. Ekranlara yeni yayıncımızı getiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi Mehmet Uğur. Bundan 3 gün öncesine kadar benim hesapla gitti 600-700 destansıyla hesap getirdi. Asıl pusuyu ben şimdi kuracağım. Hesabını çaldık desek yeridir. Çünkü hesap bizde açıktı. Gidip istedim mi? İstemedi. Aynen. Daha önce giriş yaptığımız için hesap bende açıktı. Biz de direkt girdik arkadaşlar. Hesabı da diziyor ya yavaştan. Üstümüzde yeni gelen Nihayeset değil mi bu? Hemen Nihayeset'i kontrol ederim. Yani bir de diyor benim param yok. Biz bir ara takipçimiz için UC istedik. Bizde 2000-3000 UC falan atmıştı. Adam buradaki Nihayeset'i falan fullemiş. Ama şimdi şöyle bak, hiç de atmayabilirdi. Ya evet, hiç de atmayabilirdi ama ben de atıyorum arkadaşlar. Hani bu şeylerde karşılıklı. O atar, ben atarım, bu şekilde ilerleriz ama reisime baksana, Nihayeset'leri fullemiş. Kar 98 almış. Geri dönen Nihayeset'e bakalım. Burası ne durumda? Tamam tamam, o kadar da üstüne gitmeyelim arkadaşlar. Buraları almamış. Şimdi bu yayıncının hesabında 3800 UC'miz var. Yok ya, bu adamın harbiden galiba diğer yayıncılarda hep böyle bir 8-16 falan vardı. Bu adamın yayıncı. Evet, bu adama inanıyorum ya. Bence de. Ama bu yapacağımız kışkırtmadan tabii ki de kaçamayacak. Şöyle yapıyoruz. Ben bu adamın arabaları da almış. Bak bu arabalar sende. Ve bu adamın destan sayısı kaç kardeşim? Hemen giriyorum senden şöhrete. Benden yüksek değil eminim ama destansı gösterişe tıkladığımızda 309 destansı var. Ve ben sırf param gitmesin diye şu arkada görmüş olduğunuz tost bağların hiçbirini almadım. Adam hepsini mi almış? Yemin ediyorum zenginlik böyle bir şey arkadaşlar ya. Vallahi erken çıkartmış galiba lan. Bakayım. Evet, erken çıkartmış. Biz bu adamın üstüne çok mu gidiyoruz lan? Bilmiyorum ama bir tık öyle olabilir. Kardeşim, intikam alacağımız için her yerden saldırmaya başlayacağım. Olmadı ve... ya, aklıma çok güzel bir şey geldi. Bak, bunu çok eski izleyiciler bilir. Sen eskiden hesaplara girip kışkırtma yaptığında tüm slotları boşaltıyordun ya. Arkadaşlar, uzun zamandır öyle bir şey yapmıyorum ama... Yaparım bu arada. Eskiden çok yapıyordum. Her girdiğim hesapta kışkırtma yapacaksam tüm ünvanları, tüm arabaları teker teker çıkartıyordum. Bunu iyi akıl ettin. Hatta partnerliğinde bozmadım. Yok ya. Abartmayalım. Özel tamam. Çok izili. Arkadaşlar çok da abartmayalım. Bokunu da çıkartmayalım. Hemen şöyle ben teker teker kıyafetleri çıkartmak istiyorum. Aha, parçalı kısmı nasıl? Bir dakika bakayım. Arkadaşlar hayat mayat meselesi muhtemelen. Bunu parçalasam mı parçalamasam mı çok düşünceliyim ama kardeşim çok düşünmek iyi değildir bence. Geliyoruz şöyle hızlı bir şekilde parçala diyorum. 145.000 gümüş. İyi para, iyi para. Muhtemelen bu videodan sonra Mehmet abiyle birazcık aram açılacak. Hatta şöyle üstüne bunların hepsini yapıp Mehmet abiyi arayıp söylemedin mi? Hesaptan çıktım. Girersin abi. Tamam. Arkadaşlar arkadaşlar bunu bozuyorum. Normalde bazıları hiç bozmaz. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz yapmasa mıydık? Mehmet abi var ya. Çok kızacak. Onu söyledikten sonra muhtemelen bir 5 dakika Testo Taylan sessizliği. Abi çok kötü çalacak. Oldu bu arada. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kışkırtma öyle gidip de bir 2 tane slot boşaltalım. Öyle değil.
Adamın belki de 3-4 yıldır biriktirdiği gümüş parçacığı bozduk. Hemen gelelim. Bu kadar da değil. İndir abi. Bu arada bu adamın nadirlikleri ne lan böyle? Bak bak adamın çantasına bak ya, bu çanta ne alaka ya? Şöyle komp sırt çantası var, bir de bunun seti efsane bir şey ya. Hemen onu da göstereceğim ama bunu da çıkartalım. Victor yapayım mı lan? Eskiden Victor yapardım. Arkadaşlar eski günlere old car'la dönelim mi? Hemen envanteri açıyorum. Karakterimizi seçiyoruz. Eski car kışkırtma ne derdi? Kışkışma derdi kardeşim. Kışkırtma derdi oğlum. Kışkışma da derdi, fışkırtma. Yakışmadı komedi dans üçlüsü ya. Eski günlerdeki gibi Victor'umuzu yaptık. Tabii ki de Victor yapılacaksa bence güzelinden bir bıyık. Hani bıyık olmazsa olmaz bence ya. Biz gözlüklere bakıyoruz. Bıyıklar hangisiydi? Abi bıyıkları da unuttuk. Aa bu da olur. Aa, bu da evet, olur. Bu. Tamam bu da çok güzel. Bu da çok güzel. Bence kıyafet böyle kalmalı ama M4 yerine şöyle güzelinden bir DP. Abi DP olmalı. Tabii. Makinalıya giriyorum. Buradan DP ama skinsiz. Skinsiz yok mu ya? Şöyle bir skin'i çıkartalım. Okey oldu. Bence şu an old ya. Vallahi 10 numara oldu. Şimdi daha dur, bitmedi. Bitmedi. Hemen daha fazla diyorum özel. Bu arada sağ üstte görmüş olduğunuz UC'leri tabii ki de harcayacağız. Ondan önce yapmamız gereken ufak tefek şeyler var. Üstün fenomen. Kardeşim çıkart. Allah Allah. Oğlum vektörün... Pardon. Ya şöyle Victor'un üstünde yaramaz maskot seti var ya. Victor'a yakışan bir set. Abi yok, bunları da çıkart. Bunların hiçbirini giymeyeceğiz. Türkiye tabii ki de arkadaşlar. O kadar da değil. Değişmez. Allah Allah. Tabii şu sıfatı bir çıkart. Bunu bir kullan. Allah Allah. Çerçeve olarak da C1 S1 şeyi. İyi. Biz abi bu daha iyi ya. Bu daha iyi. Bunu da çıkartıyorum. Burada ne var? Abi benim değil miydi? Abi, galiba bu benimdi eski. Olur öyle şeyler. Bu varsayılan. Okey. Bunların hepsi. Oo, bak sen paşama. Paşam neler takıyor öyle. Tak bunu. Tak. Hepsini indiriyoruz arkadaşlar. Ne var ne yok. Çıkar. Hop çıkar. Okey. Bu yüklüğü komple hallettik mi? Halledemedik. Çünkü arkada bir araba var. Bunu bir çıkartalım. Normal UAS takalım mı? Oldu. Oh, hemen envantere tekrar geliyorum. Buradan arkadaşlar şu lobiyi de bir halledelim. Koskoca Victor'un arka teması da tabii ki de yeni çağ teması olması lazım. Bu şekilde hallettik. Heh. Şöyle özümüze döndük diyebiliriz. Hesabın içeriğini falan göstermedim. Amacım tamamen zarar vermek bu hesaba. Ve 8000 G parası var. G parayla en mantıklı ne yapılır? Arkadaşlar ben size söyleyeyim mi? Shop kısmına giriyoruz. Hazinelere tıklıyoruz. Aa hesapta göz bandı yok galiba. Arkadaşlar tüh ya. Şöyle sizlere de göstereyim. Hesapta göz bandımız yokmuş. Ne yapıyoruz bunun için? Hemen malzemeye geliyoruz. Abi ben bu adama iyilik yapmam. Malzemeye geliyoruz. Hadi ikinci göz bandını çıkartalım birlikte. Vurduk bir tane onu. Çıkmadı mı? İkinciyi vuruyoruz. Çıkmadı. Devam edelim. Sorun yok. Sorun yok. Şöyle G paralarımızı kullanalım. Ah be çıkmıyor. Bence ikinci yakışır ya. Ne diyorsun? Şöyle. Aa bitti. G paramız bitti arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hemen şunları ne kadar boş şey varsa hepsini harcayalım. Yapıştırdım. Aa çıktı lan. Bu kadar. Göz bandımız hayırlı olsun. Bu arada hesapta olduğunu biliyordum arkadaşlar. Bilerek harcıyorum. Modifikasyon almayacağım tabii ki de. Ben de diyorum bu ne anlatıyor? Allah Allah. Manyak mısınız ya? Kışkırtma yapıyoruz burada. Biz hemen kamaş yapacaktık. Allah Allah. Hemen şöyle 7 tane tekli vuruyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. Şimdi bu adamın arkadaşlar toplamda 3600 UC'si var. RP'si açık mı bu arkadaşımızın? Açık. Açık, 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 açık. Helal lan. Vallahi helal olsun abi. Güzel, güzel, güzel. Burada neleri var? Hepsini al diyorum. 51 seviyeden 52'ye çıkıyoruz. İyi. Bu adam para babası falan olmalı ya. Ver bakayım bunları da. Güzel. Okey. Şimdi bunu da tamamla diyelim. Bir level daha alalım. Göz çıkartmaz arkadaşlar. 53 seviye olduk. Hayırlı olsun. 80 UC aldık. Şimdi 3681 UC ile ne yapılır? Ya bu UC şimdi biraz da maddiyat olduğu için. Evet. Şu an 4000 UC ne kadar? Kaç TL 4000 UC? Şu vardır. Abi dur. Bunlar neymiş? Arkadaşlar
Ama yakışıyor bu arada ya. İşte diyorum ya sana. Yemin ederim var ya, mükemmel ya. Şu hesaptaki nadirliklerin haddi hesabı yok arkadaşlar. Zaten bu set Türkiye'de yaklaşık bir 10-15 kişide falan var. Galiba. Benim bildiğim. Yani ben ilk Mehmet abide gördüm bu seti. Ama harbiden hakkını vermek lazım. Mükemmel. Bu arada arkadaşlar, videomuzun açıklama kısmındaki linke tıklayarak kesinlikle kayıt olmayı unutmayın. Kayıt olduktan hemen sonra sizleri çok güzel fırsatlar bekliyor. Böyle görmüş olduğunuz gibi çekilişlerin hepsine kayıt olduktan sonra ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. Mesela örnek verecek olursam, üyeliğimi açtım, çekilişe katıl diyorum. Hop! Çekilişe katıldım. Bu kadar basit ve şuradaki çekilişe mutlaka katılmayı unutmayın. Mete'cim burayı zoomlarsın. Ucuz, orta, pahalı hesap fulleme toplamda 15.000 TL değerinde. Ayrıyetten de buradan gönül rahatlığıyla UC alışverişi yapabilirsin. Ben seni tutuyorum. Umarım sen kazanırsın. Ne sen bileyim. Şimdi buradan ne alacaksın? Mevcut, mevcut, mevcut. Ben diyorum ki bence bir destansıdan bir şey olmaz arkadaşlar. Yeni destansımız hayırlı olsun. Tamamdır. Zaten yenisi gelmiyor. Yenisi gelmiyor bir. Bir de şöyle bir şey yaptık mı? Hemen buradan parçalıyı açıyorum. Buradan da çıkarttıklarımızı. Harika. Evet. Arkadaşlar işte ya, bu kadar ya. Bu kadar. Alın size kışkırtma. Okey. Tamam diyoruz. Hemen tekrardan buraya geliyorum. 5 tane malzeme. Ben diyorum ki bence Kar 98'i gelin ölüm duyurusu yapalım. Kar 98'i kullanmıyor zaten ama bu adam. Ama şey yapalım, UC'yi harcayalım, öyle bir şey basalım. Olur, 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 olur. Malzeme şu anlık kalsın ama kesinlikle harcayacağız. Bunları birleştiriyorum. Daha dur, daha bir ton işimiz var. Şöyle ekstra baktığımda buralarda pek fazla bir şeyimiz yok. Okey, ne yapalım? Abi şunları da bir harcayalım mı? Gel şöyle 18 UC'yi vurdum bir tane. Dilek tutumda. Dilek tutum. Bak al işte ya. Al işte ya. Allah Allah. Sen... Aa bir dakika, niye bozmuyoruz? Yeni dilek tut. Tamam tut abi. Bunu da bozuyorum. Gel lan tut tut dedim. Tamam arkadaşlar, dilek tutu da bozuyoruz. Hayırlı olsun. Ne kadar zarar verirsek bizim için o kadar iyi. Vurduk. Bir de buz ziyarı çıkıyormuş. Daha neler, daha neler, daha neler. Çıkar mı, çıkar bu arada. Arkadaşlar ödüllerimizi de çektik buradan. Gayet güzel. Şimdi elimizde bulunan 3663 UC ile ne yapıyoruz? Şimdi şöyle bir şey var. Ne almak istiyoruz ki? Ne almak istiyoruz? Ya buradaki set hoşuma gidiyor bu arada. Ama yetmeyebilir abi. Aa evet, bu çok pahalı, bu çok pahalı. Onun da testini şöyle yapıyoruz. Bir tane günün ilke vuruyorum. Bakalım çıkıyor mu? Çıkmıyor mu? Var mı, kuponu, kuponu var mı? Kuponu değil de bir tane onlu vurdum, kaçtım. Ooo bu arada iyi ha. İyi dönüyor ama burası bizi batır. DBS'i var mı? Ana, ana. Sadece DBS almamış. Aa, vur lan. Arkadaşlar bunu alırız. Tamam, o kadar da değil. Biz o kadar kötü kalpli bir YouTuber veya yayıncı değiliz. Gelin birlikte şu DBS'i 1000 UC'ye alalım. Hayırlı olsun. Hadi, hadi verdik. Vallahi verdik. Çanta geldi. DBS nerede oğlum? Ne oldu şimdi? Bana daha demin DBS vermedi değil mi? Evet. Neyse neyse, bir şey demiyorum. DBS aldık, geriye 1243 UC'miz kaldı. DBS'i basarım bu arada. Vallahi basarım. Arkadaşlar vallahi DBS'i bilmiyorum ama şöyle gelin. Bilmiyorum işine yarar mı yaramaz mı? Hemen ölüm dursun. Bu arada güzel. Harbiden güzel. Şöyle özel öldürme efekti. Hayırlı olsun. Hemen aşağı iniyoruz. Son görünüş. Hayırlı olsun. Bir de şöyle ölüm duyurusu. Hayırlı olsun. Bu kadar. Umarım Mehmet abi DBS kullanmıyor bu arada. Öyle mi? Vallahi kullanmıyor ama arkadaşlar yapacak bir şey yok. Zaten biz silah, onun silahtır abi. Aynen. Bir de üstüne biz koleksiyona seviye alması için elimizden geleni yapıyoruz. Biz bu adam için daha ne yapalım? Koleksiyona geliyoruz. Hemen seri bir şekilde buraya bakalım. 80 seviye, 81 oluyor neredeyse. Bence gayet güzel. Şimdi geriye elimizde 1250 UC'miz falan kaldı. Ne yapalım bununla? Abi bununla çok büyük bir şeye girelim. Ne, ne yapalım biliyor musun? Nihai seti açmadıysa ona böyle bir 2 onlu vuralım. Abi ben... nihai seti açtı ama. Nihai öyle seti. Mi? Onun yerine gelin şöyle ödül yoluna girelim mi? Ödül yoluna girelim. Buradan arkadaşlar seri bir şekilde ödül yolu kilidini bir açalım. Yazık yani, o kadar da tamam kışkırtma yapıyoruz ama yapılmaz, bu kadar da değil. Şey, iyi niyetli. Tabi tabi, adamın bir 150 bin gümüş parçacığını falan aldık. Biz 10-10 güzel, bunları da çektik. Okey dedik. Puan görevlerimiz var mı? Hepsini al diyorum. 7 seviye olduk. Buradan da ücretsiz dönmeleri aldığımıza göre gelelim etkinlik dükkanına. Şimdi hocam
360 UC. Hangisi güzeldi burada? Buradan vallahi şu abi, kadın olan daha güzel. Ama şöyle bir 0 UC'ye vurduk. Bunu çıkartması çok zor ya. Çok zor ya. Aşırı çok zor. Sıçtık. Muhtemelen sıçtık. Şöyle bir tane 10'lu vuruyorum. Hayırlı olsun. Çıkmadı mı? Olur öyle şeyler. Olur öyle şeyler. Geldik vurduk. 1. Şöyle 2. Şöyle 3. Şöyle 4. Arkadaşlar çıkmayınca çıkmıyor. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Olsun. UC'mizi de bence çok mantıklı harcadık. 33. Yani Mehmet abi istese bu kadar rahat UC'sini harcayamazdı. Ve şuradan da puan görevinden de bir puan daha aldık. 8 seviye olmadık. Ah lan. Çok az kaldım. Olsun olsun sorun yok. Hemen buradaki yüklüğümüzü de bozalım şöyle. Çıkarttım bunları. Efendime söyleyeyim. Çanta her slow'da çantayı takmış. Ananı avradını. Aaa. Burada neyimiz var ekstra? Tamam buraya zaten bakmıştık. Hemen şöyle bunu çıplak bırakıyorum ya. Bak plan şu. İşimiz bitince. Alo abi hesabım bende açık kalmış. Şimdi çıktım. Bir gir bir bak. Öyle yapalım ama daha işimiz bitmedi. Şimdi ben de sizler gibi bu hesabın içinde ne olup ne olmadığını merak eden bir tipim. Madem bu kadar nadirliği var. Kardeşim bu hesap neymiş böyle? Hatta ben direkt exit'ten başlamak istiyorum. Hemen kabataslak baksak benim için yeterli olur. Toplamda arkadaşlar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane exit var. Firavunu full, kuzgunu 4 seviye. Bu arada exit'te her türlü koyuyorum. Hemen Poseidon'unu göstereyim 1 seviye. Chizzer X'i 3. Şurada bir Sylvanus var 2. Yanar dönerimiz 1. Hemen gizemli soytarıya bakıyorum. 1. Şurada bir karanlık efendimiz var. 1. Bunu niye almadı? Ha askerde miydi? Galiba askerliğine öyle bir denk gelmiş olabilir. Öyle bir muhabbet vardı. Askere git gel yaptı. En güzel şeyi almamış bu arada arkadaşlar. Yani görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Fiora'mız, şurada Korelev Zrix'imiz ve en son olarak Galadriel'imiz var. Gayet güzel. Burası bu şekilde. Ha. Yapma. Onu yap. İşte, onu yap. Hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel güzel. Eğer bir dahaki kışkırtmada Mehmet abi benim hesabıma girerse muhtemelen içimden geçecek. Umarım öyle şeyler yaşamayız arkadaşlar. Nerede ne tuş bulsam hepsine basıyorum. Umarım sıkıntıya girmeyiz. Envanterimi açıyorum. Haydi bismillah. Gördün mü yeni exit. Evet hayırlı olsun. Şimdi exitlerin hepsine baktık. Nihayet setleri çok güzel bu arada. Ama bak burada bir tane nihayet set eksik. Zaten şu an kesinlikle anlayanlar yorumlara yazdı. Çok popüler bir tane nihayet set. Hatta nihayet set de değil tam. İyi bak, iyi bak. Mumya mı lan? Aynen öyle. Mavi mumya var ama kırmızı mumyası maalesef yok. Ya kardeşim bu ne cimrilik ya. Az çıkartın parayı da basın şu oyuna ya. Hemen X-Seed'leri gösteriyorum. Burada zaten tüm mumyaları var ama o kırmızı yok. Buz diyarı setlerimiz, maskaramız, enfeksiyon, orman elfimiz, Godzilla'mız, melek kanatları. Ay 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 ay. Oğlum Victor'da da ay. Çok kötü. Evet Victor'da harbiden çok kötü. Bu setin ne kadar nadir olduğunu herhalde bilmeyen yoktur arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Sarı mumyamız. Abi dörtlü setlerimiz vesaire RP destanslarımız derken Godzilla Kong'lar. O set ne? Alttaki, bir alttaki. Bu mu? Bu da fena değil. Bu da güzel. Bu da güzel. Yılan suikastçı var. Zamanın en güzel nadirlerinden de. Şu an tabii Mythic'te. Abi destansları harbiden mükemmel. Aga ya vatan aynı bu adam ya. Keşke bunun böyle Türk bayraklısı gelse. Aynısını bu kostüm geldiğinde dedik ki arkadaşlar bunun şöyle arkaya Türk bayraklısı gelse alırdık. Vallahi alırdık. PMC falan var güzel bunlar da güzel. İniyoruz destanslarımız kısacası bu şekilde. Peki gelelim nadirlere. Asıl bu hesabın söz konusu olan şeyleri nadirler. Hemen aşağı doğru iniyorum iniyorum. Yaramaz maskot zaten efsanevi yani evet. Buralarda. Ona bakmasak da olur. Şimdi itfaiyecimiz var arkadaşlar bakın. Ne kadar Victor'da kötü de dursa olsun sağlık olsun. Aşağı doğru iniyorum. Aa şey yok mesela kanun kaçağı yok. Ah lan. Sezon 7'nin şeyleri var. Bak bunlar çok güzel. İtfaiyeci bir de bu. Komutan var mıydı bu hesapta? Galiba yok.
Ona da gelin birlikte bakalım. Şöyle kaskları geçiyoruz. Oyunun en güzel 2 kaskına sahip. Toplamda da 3, 6, 9, 10 tane destans kaskı var. Buz Diyarı, sezonun 2'nin kaskı. İyi, güzel. Başlıklarda ise toplamda 9 tane nihai başlığımız. Onun dışında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Evet, evet, evet. Destans gibi. Bu arada bayağı var. Hem de bayağı var. Maşallah bitmek bile bilmiyor. Godzilla'nın kafası var. Aşağı doğru inelim, inelim, inelim. Seri tanıtım arkadaşlar. Sırf merak ettiklerime bakıyorum. Komutanın şapkası var. Okey, kaçtık. Gelelim gözlüklere. Burada göz bandımız hesapta olmadığı için bir şeyler yaptık buraya. Burada bir adet destansımız, gayeti ve iki taneydi. Bir tanesini bozduk. Yapacak bir şey yok. Gelelim maskelere. Toplamda 3 tane nihai maskemiz. Maskaranın maskesi var. Maskaranın seti de var. 3, 6, 9, 12, 15 tane destansımız. Allah bereket versin. Enfeksiyonun aynı zamanda şeyi var. Bende enfeksiyon var mıydı? Sende mi? Var lan. Var değil mi? Var. Orman elfi var. Koymuş arkadaşlar. Çok kötü koymuş. Yapacak bir şey yok. Mehmet abinin hesabında vardı. Şöyle gelelim en kritik yere. Haydi bismillah. Şimdi arkadaşlar burada ne arıyoruz? Yani ne çıkarsa okeyim ben. Komutanın şapkasını bulmuştuk. Bir de üstüne paltosunu bulduk. Hemen aşağı doğru iniyorum, iniyorum. Bunlar zaten güzel. Valkırlarımızı biliyorsunuz. Ananasımız var. İkon canımız var. Ducatilerimiz var. Hay maşallah. Dolar setimiz var. Eskiden çok popülerdi de şimdi bir anlamı yok be. İniyorum aşağı, iniyorum. Burası da bu şekilde. Gelelim çantalara. Bu hesapta en sevdiğim kısımlardan bir tanesi. Çünkü bu adamın çantaları güzel. Abi harbiden güzel. Kuzgun'un sırt çantası var. Toplamda 3, 6, 9, 12 tane destansı. Maskarası. Şurada melek kanatları. Burada Firavun çantası yok galiba lan. Abi, o kadar arkadaşlar sorun yok. Bizde de yok Firavun çantası. O yüzden kaldığımız yerden devam edebiliriz. Maskaramız dediğim gibi melek kanatlarımız, kan yağmuru. Hemen aşağı doğru iniyorum. Asıl abi olay ne biliyor musun? Gel abi nerede şu? Bunun destansı olması lazım. Harbi lan bu nasıl böyle? Allahça ya siyah M4'le bildiğin dümdüz M4'le nasıl uyumlu olabilirsin ya? Allah Allah. Ya öyle güzel ama ne yok? Balkala. O yüzden çöp arkadaşlar. Atın çöpe bu hesabı. Pantolonlara gelelim. Burada iki tane destansımız, çakma beypimiz var. Güzel. Hemen komutanın altını da görüyoruz. Komutanımız full set. İtfaiyecimiz de vardı. İyi. Ya ama görevimiz tehlike çıkmadı ha. Ya kanka o kadar da abartmayalım ya. O kadar da çıkmaz herhalde. Arabalarda Lambo'su var. Bak destans aracı çok güzel. İki tane Doge'u var. Hay maşallah. Güzel. Toplamda 15 tane skin'i var. Sedan'da ise 26 adet skin'i var. Tık diyorum. Şöyle destansı var kanka. Var var. Ama destansı yok arkadaşlar. Ya köpek balığı Dacia'sı var. Altın tüy Dacia'mız, zehir Dacia'mız var. Aga zamanın en popüler arabalarından bir tanesiydi. Tabii ki de Tesla. Tesla mı Doge mu? Tesla. Tabii ki de Tesla oğlum. Bu karşılaştırması. Şu an bunun karşılaştırılması bile çok saçma. Tabii ki de arkadaşlar Tesla bu ama oyuna yakın zamanda şey gelebilir. Tesla. Arabaların destansı şeyi gibi. Tesla mı? Hayır Tesla değil lan. Şey Tesla Tesla. Oğlum şu an destansı öyleler sayılıyor ya bir şey aynen veriyor. Arabalarda da olabilir mesela. Aa öyle olursa iyi lan. Araba ünvanı olur böyle. Bizde çok fazla destans araç vardı arkadaşlar. Umarım öyle olur. Mirado'ya geldiğimizde yıl dönüm Mirado'muz var. Ya sen kaç yaşında adamsın? Bak benden belki 7-8 seviye yükseksin yaş olarak. Ya gitmişsin pembe araba ya. Oyunda bunları süren var mı? Gaydir. Gaydir. Neyse şaka maka bir yana tabii ki de arkadaşlar. Şöyle gelelim Cooper'a. Coinsec. Lambo'muz. Şurada iki tane Bugatti'miz. Bir tane de Doge'umuz var. Arabalar da mükemmel. Yok ya bu hesabın harbiden hakkı var. Var var. Maşallah maşallah. Puh. Gelelim silahlara. Arkadaşlar son olarak bir silahlarına bakıyoruz. 75 tane silah var. Bu arada DBS'i ben yükselttim biliyorsunuz. Hemen en kaç alttan başlayalım. Var. Çok azdır. Aşırı azdır evet. Şöyle bir M4'ü 7. Maskarası 6. Abi iyisin. Vektörümüz 5. Kertenkelemiz 6. Nedense hep böyle ekonomik davranmış fark ettin mi? Evet yağma sandığını çünkü basacağım ama diğer silahı. Yağma sandığını 7 tane gidiyor. Adam diyor ki ben üstüne 2 tane daha malzeme koyarım. 1 tane silahımı ölüm mesajına getiririm. Mantıklı. Çok mantıklı. Bak AVM 6 seviye. Hemen çıkıyorum. Bu 1. Groza'mız 5. M7'miz 4. Skarel'imiz 4. SKS görüşmeyelim.
Görüşmeyelim vallahi. Oy. Aa, bunu bak. Ben de olsam ben de bu SKS. Evet, bu zaten bu SKS diye geçiyor arkadaşlar. Çok iyi, çok OP. Bu bende yok. Çok iyi. Çok da güzel abi. Evet, o zamanlar paramız yoktu arkadaşlar. Hala da yok bu arada. M24 Ace'imiz güzel. Bu da yok. O nasıl zaman yok lan? Val bu yok. Var var. Yok bu yok. Nasıl yok? Bu ya? Yok. Bu da yok. Buz EMP bir de buz AKM yok. Nasıl yok oğlum? Var dalga de. Geçiyorsun ya. Bence. Vallahi arkadaşlar yok. Vallahi yok. Neyse, silahlarımız bu şekilde. Bence okey ya. Hesabı da gördüğümüze göre gelin Mehmet abi ufak bir kalp krizi geçirtelim. Hemen abi, şöyle şunları ya. Çıkartıyorum. Yasin. Ne? Bak şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Sen zaten Mehmet abiyle arkadaşsın değil mi oyunda? Evet. Lobini al. Lob oyuna girecek ya bu sen. Aa hemen evet. Lobide sesle. Dur. Patlat tamam. Olayı direkt. Şu Bugatti'yi de çıkartayım öyle yapalım. Arkadaşlar sedana geliyorum. Şuradan Bugatti'mizi bir çıkartalım. Okey. Şu an hesabı bırakıyorum. Aldığımda böyleydi zaten. Benim hiçbir alakam yok. Şöyle hızlı şekilde çıkışımı yapıyorum. Hemen kendi hesabıma Twitter'dan giriş yapmam lazım. Tamamdır. Kendi hesabıma an itibariyle giriş yapıyorum. Şimdi telefonum nerede abi? Telefonum nerede? Seri bir şekilde Mehmet abiyi bir arayalım. Hemen abi bir dakika. Şimdi arkadaşlar Mehmet Uğur'u WhatsApp'tan çaldırıyoruz. Kontürüm yok. Alo abi ne yapıyorsun? İyi abi sen ne yapıyorsun? Vallahi abi ne yapalım öyle takılmaca. Hesaptaki sen misin? Hesaptaki derken? Ya daha demin girdin, istek attın, çıktın. Sonra bekledim, yine istek attın, yine çıktın. PUBG'de mi? Abi başka hesabın var mı? Ya o nasıl bir soru? Ya, oğlum farklı bir oyun falan. Şu an farklı bir oyundayım da. Diğer oyunlarda da ekli değiliz. Ne alaka? İşte PUBG'den bahsediyorum abi. Girdin, istek attın, çıktın. Senin çocuklardan biri mi var hesapta? Yok kimse yok oğlum benim hesapta. Allah Allah. Ve işin garip tarafı. Dedim bu Mehmet abi ne yapıyor? Manyak mıdır nedir? Victor mu ne giydirmiş hesabı? Garip hareketler yapıyor. Emojiler çekiyor kaçıyor. Ciddi misin lan? Gir işte gir. Ben de şu an aktif değil. Ben şimdi oğlum oyundayım nasıl gireyim lan? Bilmiyorum vallahi abi. Bak haberin olsun. Bu arada çerçeven merçeven unvanın falan. Oğlum hesap mı çalındı? İşte ondan bahsediyorum. Ben de sana soruyorum ya. Dur gireceğim şimdi. Sen bir bak abi. Tamam. Gir bir merak tamam, ettim. Neresim. Ne olmuş? Bekliyorum seni lobide o zaman. Tamam hadi bekliyorum abi. Çocuğa hesabı çaldıysa ben kim? Nasıl gireceğim ki? Abi ben senden şundan bahsediyorum. Diyorum ki sana. Sen mi yapıyorsun? Hayır diyorsun. Giriş. Oğlum, ben yokum. Ben PUBG'de değilim. Oyunda değilim ben. Tamam o zaman girsen abi hesabına. Bir bak kontrol et. Oğlum giriyorum da işte bu şifreyi müfreyi değiştirdiyse diyorum sana soruyorum. Aa onu bilmiyorum. Siiiir. Şifreyi falan değiştirirse ne yapacağız? Abi üstüne değil mi her şey? Üstüme. Geri alırız. Oğlum bu şerefsizler e-posta, e-maili de değişiyor ya. Bir bak abi bana haber etsene onu lan merak ettim. Dur tamam Yasin'im tamam. Sağ olasın. Ben sana haber vereceğim. Tamam abi hadi bekliyorum. Adam arada anama sövdü. Ya arkadaşlar. Arada anama sövdüler ya. Tövbe estağfurullah. Orada bir anama sövdü ya ben şey oldum. Bir afalladım. İstemsizce hareketsiz kaldım. Ama dediği çok mantıklı. Aha girdi. Şu an ben bilerek istek atmayacağım ki benim yaptığımı düşünmesin. Ben bekliyim lobide. Hiçbir şey yapmayacağım arkadaşlar. Ufak bir anama sövmüş olabilir ama farkında değildi. Yoksa benim annem bizim eve geldiğinde ona yaprak sarma yapar, yemek yapar. Yani yani ama baksana şu tip ne ya? Profile bak. Anan avradını. Profilde hiçbir şey yok. Geliyor hazır mısın? Şu an var ya. Şu an girdi şey yapıyor. Kim ne oldu bu hesaba? Yaklaşık 40-50 saniye oldu. Hala tık yok arkadaşlar. Bekliyoruz. Kardeşim insan bir istek atar. Bir şey yapar ya. Muhtemelen şu an şokta. Muhtemelen şey diyor. Oğlum bu ne? Bu nasıl bir envanter? Bu ne olmuş buna? Ben istek atayım mı? Ben istek attı. Alo. Mehmet abi sen misin? Evet oğlum hesabın anasını belirlemişler lan Yasin. Ben de işte bak ne yaptı biliyor musun? İstek attı böyle. Bu tip. Birebir böyle. Geldi emoji attı kaçtı. Olağan dışı hesap hatırlatması diyor. Yine şeyden bir yerden girilmiş de. Abi şifresini oğlum. Falan değiştir. Onları bir hallet abi manyak mısınız? Ne olmuş lan hesaba? Oğlum kim niye çalsın ki benim kimseyle bir işim yok ki. Kimse de hesap da yok. Nasıl gidiyor çalınıyor oğlum bu hesap? Bir de abi senin galiba envanterde 5 tane malzeme mi ne vardı? He harcam. Sen nereden biliyorsun oğlum benim 5 tane malzeme olduğumu?
Bu arada abi sen şey DBS'i alamamışsın galiba abi. Ya vay şerefsiz, sen mi girdin? Abi sen DBS'i alamamışsın, ben dedim ki Adem'e, oğlum dedim koskoca abimiz bir tane DBS alamamış. DBS aldık abi sana. Allah çarpsın bak. Beni duygulandırırsın oğlum. Abi tele abi bir de bastık üstüne, onu bastık. Oğlum ben ağlarım. Abi bir de şey yaptık, 150 bin gümüş parçam mı ne vardı, onu envanterine ekledik. Vallaha bak, gir gümüş parçacığına bak. Gümüş parçacık derken? Abi şey CEO'm sağ olsun ya, hesap açık mı kalmış ne olmuş benim bilgisayarda şey. Ben bir bakayım dedim. Lan o şerefsiz Adem yüzünden değil mi? Öyle de demeyelim abi şimdi Adem. Abi mevzu DBS değildi ki. Mevzu DBS değildi. Senin orada bir 3.5K UCC'in vardı. Onunla zaten aldık DBS'i. Ben para yatırmadım. Lan bir de benim hesabıma benden habersiz girip benim UC'mle bana hediye mi alıyorsun? Abi sen de hediye beğenmiyorsun ya. Allah Allah. Bu yayıncılar nankör olmuş ya. Lan bu gasp lan, benim hocamla bana hediye alıyorsun, bir de diyorsun ki artık yapıyorsun. Abi gasp, abi gasp demesek olmaz mı ya? Biz hediye ettik ya. Diyor ki bu ne, böyle hediye hediye mi olur diyor. Daha güzellerine layık evet. Abi elimizden bu geldi abi. Annemin ilaç parasıyla aldım onları. Ya Yasin oğlum Allah çarpsın, çok fena bir adamsın. Video çekiyorsun değil mi sen? Abi yok şey... bu aslında aklımızda böyle bir şey yoktu. Lan dedim bu Mehmet Uğur bana niye pusu attı? Sonra ben bir düşündüm böyle. Lan dedim oğlum bu adam bana pusu attıysa ben de bu adama atayım bir tane. Öyle öyle abi, böyle bir şey yaptık. Kardeşim insafsızsın. Teşekkür ederim. Ben sana öyle söyleyeyim, insafsız. Abi vallahi gümüş parçacık yani olsun. Yani yüzünü tükürsem Allah'ım elhamdülillah diyeceğim. Ya boş mezar bulsak bedavaysa gireriz abi. Bu gümüş parçacık olayı ne, ben onu anlamadım lan. Abi vallahi bilmiyorum, bir yere tıkladım 150 bin gümüş parçacık geldi. Senin ağzına sıçayım lan, şerefsiz, parçala mı yaptın? Abi adamlar tuşu boşuna oğlum, mı koymuş? Ben orayı biriktiriyordum lan. Adamlar tuşu boşuna mı koymuş? Gerizekalı, ben ne yapacağım bunu? Ben gümüş parçayı ne yapacağım, ne yapacağım? Abi ne bileyim, ileride bir şey gelir orası onu. Orası benim sergimdi lan. Ah be abi. Yani kızdın mı şu an bana? Kızdım ta... Ne annem mi? Seninle bir özel konuşak mı? Abi şey... Hayır, videoyu bitir, özel bir konuşalım mı? Tamam abi, ben bir like isim geliyorum, bekle. Arkadaşlar bence bu adamı daha fazla sinirlendirmeyelim. Yani adam bir follofoş oldu farkındaysanız, yapacak bir şey yok. Zaten kışkırtmanın amacı bu. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bu arada başka hangi yayıncıları istiyorsanız mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.